Evet değerli seyircilerimiz, bu akşam Objektif ekranlara veda ediyor. Bu nedenle bir yıl içinde ekranlara getirdiğimiz 136 konudan sizler için seçtiğimiz konuları bir kez daha yayınlayacağız. Ve bu olaylarda kat edilen mesafeyi ve alınan sonuçları sizlere ileteceğiz. İşte bunlardan ilki, eski Sağlık Bakanlarından Rıfat Serdaroğlu bir yakınına fakir kağıdı imzalayarak bakın nasıl kalp ameliyatı yaptırmış ve Objektif olayı nasıl gündeme getirmişti. Rıfat Serdaroğlu, Sağlık eski bakanı. Belki de sağlık bakanları arasında en kısa görev yapanlardan biri. Kısa hizmet süresi içinde sağlıkla ilgili hangi soruna çözüm getirdiğini pek bilen yok. Ama öyle icraatları var ki Rıfat Serdaroğlu adını hep gündemde tutacak. İşte onlardan biri. Tarih 16 Eylül 1993. Rıfat Serdaroğlu İstanbul Haseki Hastanesi'ne telefon eder ve İzmir'de bir hastası olduğunu ve hastanın her türlü tedavi masrafının ücretsiz olarak karşılanmasını ister. Başhekim muavini Doktor Nejat Cambazoğlu, bakanın bu isteğini yazıyla bildirmesini rica eder. Yazı gelir, hem de Rıfat Serdaroğlu imzasıyla. Serdaroğlu, gönderdiği yazıyla, mağdur durumda olan hasta Berna Akman'ın her türlü tedavisinin ücretsiz yapılmasını ister. Berna Akman'ın açık kalp ameliyatı olması gerekmektedir. Hasta bunun üzerine kardiyoloji servisine götürülür ve açık kalp ameliyatı yapılır. Hastane ve ameliyat masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmek üzere Haseki Hastanesi'ne fatura edilir. Faturanın bedeli tam 59 milyon liradır. Şimdi Berna Akman bakalım Serdaroğlu'nun bildirdiği gibi yardıma muhtaç biri mi? İşte cevabı. Berna Akman, Bornova'nın en büyük caddelerinden olan Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki 130 metrekarelik bu evde oturuyor. Ev kendilerinin ve Berna Akman'sa kameralara konuşmuyor. Siz kapıyı açamıyor musunuz? Anne babası ayrı olduğu için annesiyle oturan Berna'nın abisi Baran, maddi durumlarıyla ilgili olarak şunları söylüyor. Sizin mi? Aradılar mısın? Evet. İyi. Neyin var? Şahin var işte burada. Şahin. Senedir o var zaten. Senedir o var. Daha sonra görüşlerine başvurduğumuz Rıfat Serdaroğlu ise bu ilginç konuda şunları söylüyor. Bana günde 100 kişi fakirdir, hastadır, yardıma ihtiyacı vardır, yazarız özel olarak, göndeririz, ilgilenirler. Devlete bir vatandaşa iyilik sebebiyle bu yapılmıştır. Bunun gibi bir sürü de yaparım ben. Hı hı. Bunun sebebiyle herhangi bir zarara uğrayan bir şey varsa bunu da ben öderim. Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu öderim dediği 59 milyon lirayı bugüne kadar ödemedi. Ve ödememekte kararlı. Evet, Serdaroğlu öderim dediği 59 milyonu bugüne değin bakanlık veznesine yatırmadı. Belki de unuttu. Biz bir kez daha bu vesileyle hatırlatmış olalım.